Merhabalar, kanalıma, mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere tart kalıbında hazırlayabileceğiniz ipek gibi kreması olan harika bir tiramisu tarifim var. Hemen gerekli olan malzemelerimize geçelim. Malzemeler açıklamalar bölümüne yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, ilk etapta kekimizi yapıyoruz. Kekimiz için gerekli olan malzemeler 2 adet yumurta ihtiyacımız var. Yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao, birer paket vanilya ve kabartma tozu ve dolu dolu 2 çay bardağı una ihtiyacımız var. İlk etapta şeker ve yumurtamızı köpük köpük olana kadar çırpalım. Krem şanti kıvamına gelmesi gerekiyor. Şeker ve yumurtanın bu kıvamı aldıktan sonra yavaş yavaş sıvıları içerisine ilave ediyoruz. Bu aşamada çok da karıştırmanıza gerek yok. Yumurtanın köpüğünü söndürmeyelim. Bir iki tur daha çevirdikten sonra katılarımızı ilave edeceğiz. Katılarımızı mutlaka karışıma eleyerekten ilave etmeye özen gösterin. Hepsini teker teker eliyorum. Puf puf kabaran yumuşak bir kek oluyor bu şekilde. Ve içerisinde hiç un topağı ya da kakao topağı kalmamış oluyor. Bir iki tur daha çeviriyoruz. İçerisinde hiç topak kalmayacak bir şekilde kekimizi çırpıyoruz. Tart kalıbını mutlaka tereyağı ile yağlamalısınız. Tereyağı ya da margarin. Kesinlikle yapışma olmuyor. Kek harcımız hazır. Kalıbımızı alabiliriz. Evet, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişiriyorum ben. Siz kek ayarınızda kekinizi pişirin. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlayalım. Yarım su bardağı toz şeker, dolu dolu bir yemek kaşığı nişasta, mısır ya da buğday fark etmez. Dolu dolu 2 yemek kaşığı una ihtiyacımız var ve 2,5 su bardağı da süt kullanıyorum. Hepsini tenceremin içerisinde karıştırıyorum. Bir iki tur çırpıyorum ve ocağa alıyorum. Ocakta pişene kadar muhallebinizi mutlaka karıştırmalısınız. Göz göz olduktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Evet, benim kremam pişti. Soğuması için ara ara karıştırıyorum. Kabuk tutmaması gerekiyor üzeri. Evet, kekimiz de pişti. Şimdi kahvesini hazırlayalım. Tart kalıbından ıslatmadan kekimizi ıslatıyoruz. Mutlaka her yerinde kahve aroması olması gerekiyor. Bir tatlı kaşığı kahve, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir su bardağı ılık su ile karıştırıyorum ve tart kalıbından çıkartmadan kekimi ıslatıyorum. Kekiniz piştikten sonra böyle 5-10 dakika bekledikten sonra ıslatabilirsiniz. Elinizde kontrol edin. Eğer kekiniz rahatlıkla çıkıyorsa mutlaka tart kalıbın içerisinde ıslatmalısınız. Her yerinde kahve aroması oluyor bu şekilde. Harika, muhteşem bir tiramisu oluyor. Kekim bir 5 dakika kadar dinlendikten sonra servis tabağına alıyorum. Evet, kekim dinlendi. Servis tabağına ters çevirebilirim. Kahveyi iyice içerisine çekecek. Bu esnada biz de kremamızı hazırlamaya devam edelim. Kremamı önüme alıyorum ve içerisine blender'a koyuyorum. Mutlaka blender'la çırpmalısınız. İçerisine bir paket sade krem şanti döküyorum. Dolu dolu 2 yemek kaşığı da labne kullanıyorum. 2 yemek kaşığı yeterli oluyor. Bu tarz kremalar yaparken mikser değil de mutlaka blender'la çırpmanızı tavsiye ederim. İpek gibi kıvamı olan harika bir krema elde ediyoruz bu şekilde. Pastane lezzetinde muhteşem bir tiramisu oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bir dilim fiyatına bütün aileye tiramisu yapmış oluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kremam da hazır. İpek gibi bir yapısı var. Dediğim gibi mutlaka blender kullanmalısınız. Mikser değil de blenderla çırpmalısınız. Şimdi tart kalıbımın içerisine kremamı alabilirim.
Bütün kremayı tart kalıbının içerisine alıyorum. Kekimin üzerine alıyorum. Ve buzdolabında 3-4 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa akşamdan yapın. Dinlendikçe daha da lezzetleniyor. Tart kalıbımı buzdolabına kaldırıyorum. Evet. Tiramisu'm hazır. En güzel bölüme geldik. Kakao ile tartımızı süslüyoruz. Tiramisu'muzu süslüyoruz. Bir yemek kaşığı kakao yeterli oluyor. Eleğimin içerisine aldım ve her yerini kapatacak bir şekilde kakaomu eliyorum. Muhteşem lezzeti olan bir tiramisu oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Yaptıktan sonra yorumlara olumlu ya da olumsuz yazabilirsiniz. Yapacak olanlara da fikir olacaktır. Ve tiramisu'muzu dilimleyebiliriz. Bıçağı kaldırmadan kesiyorum tiramisu'mu. Her bıçağı kaldırdığımda bıçağımı temizliyorum. Bu şekilde temiz dilimler elde etmiş oluyoruz. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Boyutlarınızı istediğine göre, isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Kestikten sonra üzerine çok az daha kakao eliyorum ben. Ve tiramisum hazır. Şimdi dilim halini de sizlere göstermek istiyorum. Üzerine biraz daha kakao eledim. Muhteşem. Hem görüntüsü muhteşem, hem lezzeti harika. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Yaptıktan sonra bana da hak vereceksinizdir. Bu tarz videolarımdan haberdar olabilmek için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Yapacaklara şimdiden afiyet, bal şeker olsun. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli günler dilerim.